Dönelim. Sayın Özdil, iyi günler diliyoruz efendim. Elif merhaba. Merhabalar. Evet, gündemin bu iç sıkıcı haberleri arasında böyle haber görünce de çok çok mutlu oluyoruz elbette. Şer'den hayır çıktı, evet, ve bu artık siz de diyorsunuz ki kamu vicdanında asrın iftirası beraat etmiştir. Buyurunuz, size bırakalım sözü. Neler yaşadınız o gün? Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Yani aslında gerçekten tüm Türkiye'nin orada olmasını isterdim, görmesini isterdim. Çünkü hepimize bu kadar karamsar bir dönemde, bu kadar karamsar günlerde geleceğe dair çok moral veren bir gündü. Yani gençlerimiz, öğretmenlerimiz, gönüllülerimiz hakikaten çok güzel bir gündü. Yani bu tabii bugünleri görebildiğimiz için şükrediyoruz. Çünkü çok ağır bedeller ödendi. Dünya tarihinde görülmemiş asrın iftiralarına muhatap bırakıldı insanlarımız. Türk ordusu imha edilmeye çalışıldı. Ama işte hakikaten ait olmaktan onur duyduğumuz bir halka mensubuz. Dünyada görülmemiş bir imeceyle, bir mektup kampanyasına destekle işte bu kitap oluşturuldu. Bu mektupların cezaevine ulaşmasında ve esir tutulan subaylarımızın yurttaşlara gönderdiği cevap mektuplarına akıllarınca onları aşağılamak için rütbelerini yok sayarak er mektubu damgası vuruluyordu ve er mektubu görülmüştür damgası vuruluyordu. Halbuki onlar bu ibareyi bir onur vesikası olarak, bir madalya olarak kabul ediyorlardı ve kitaplarına da er mektubu görülmüştür ismini bu yüzden koydular. Tabii işte gerçekten bunu abartı olarak söylemiyorum. Medya ve yayıncıların masanın altına saklandığı dönemde Kırmızı Kedi'nin sahibi, Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin sahibi Haluk Epkon büyük bir yurtseverlik örneği gösterdi. Bu mektupları kitap haline dönüştürdü. Ve mektupları yazan yurttaşlarımız kitabı satın aldı ve neticede böyle bir ayırdı işe dönüştü. Burada tabii bu kitap vesilesiyle biz de ilkleri yaşadık. O dönemde gerçekten araştırdım dünyada böyle bir şey var mı bugüne kadar diye. Yani böyle bir mektup kampanyası sonucu oluşan bir kitap, yani bizatihi halk tarafından yazılan ve neticede eğitim yuvası olarak tekrar halka dönen bir örnek dünya tarihinde yok. Bu kitap yazıldığı dönemde Maltepe cezaevine gelen yurttaş mektuplarının sayısı 1 milyon 300 bindi. Kitabın yazılması ve piyasaya çıkması sürecinde gelen mektup sayısı 2 milyon 400 bini aştı. Yani gerçekten şaşırtıcıdır. Evet. Subaylarımız hapisten çıktığında bile Maltepe'ye mektup gelmeye devam ediyordu. Burada tabii buna destek veren gazetecilere, gazetelere ve özellikle satışına destek olan Halk TV'ye de ben yurttaş olarak teşekkür ederim. Tabii Şule Nazlıoğlu Erol'u da unutmamamız gerekiyor. Ben de o büyük mücadelesine şahit oldum onun. Anayasa Mahkemesi önünde. Günler süren bir mücadeleydi. O günlere de gittim tabii birden. Onu da gördük şimdi ekranımızda. Yani Şule Nazlıoğlu bana göre yani Kuvayi Milliye ruhunun vücut bulmuş halidir. Yani bana göre bir anıt kadındır gerçekten. Bu eğitim evine Şule Nazlıoğlu adı verilmesinin aslında bir başka manası da var. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği kız çocuklarımızı okutuyor. Fırsat eşitliğinden faydalanamayan kız çocuklarımızı, kardelenleri yetiştiriyor. Bu kız çocukları için, bu kardelenlerimiz için Şule Nazlıoğlu Erol'un mücadelesi, varlığı
gerçekten ideal bir rol model. Yani diyorum ya, pek çok şey bir araya geldi. Evet. Hakikaten şerden ayır çıktı. Evet, ve diyorsunuz ki okul binası yapıp projeci milli eğitime devretmek yerine halkla direkt temas kuran, Atatürkçülüğü, çağdaşlığı merkez alan çok doğru ve sürekli bir eğitim modeli diye de belirttiniz. Biz de tekrar tekrar ekranımıza getiriyoruz tabii yazınızdan da alıntıları. Şimdi birazdan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Aysel Çelikel'e de soracağız. Onun da çok önemli bir konuşması var. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Özdil. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Son bir şey söylemek buyurunuz isterim. Değerli hocam bunu mutlaka her zaman olduğu gibi ifade edecektir. O gün kendisini dinlerken de yani böyle bir insanla aynı havayı soluduğumuz için çok gerçekten mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Rahmetli Profesör Türkan Saylı'nın vizyonu ve emaneti güçlenerek sürüyor. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ni desteklemek yurttaşlık görevidir. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. İyi günler diliyoruz.